İzlediğiniz bu videonun pdf dosyası engineeringtr.com'da Arkadaşlar merhabalar. Yine BGT ve Ceyfet'in bir arada olduğu bir başka örnekle daha karşınızdayız. Bir önceki çözdüğümüz soruya nispeten biraz daha e, basit bir halde gözüküyor daha kompleks durmuyor açıkçası bir önceki soruya göre ee, yine aynı e, benzer bir önceki soruya benzer bir prosedür uygulayarak e, bu soruyu çözmeye çalışalım yine bu örnekte çözüm üzerinden anlatacağım yine bu videonun da uzun versiyonunu yüklemeyi şimdilik düşünüyorum ee, İlerleyen zamanlarda uzun versiyonlarla mı devam edeceğimi yoksa çözerek mi devam edeceğimi daha sonra karar vereceğim ama şimdilik ikisini birden yüklemeyi düşünüyorum açıkçası şimdi gelelim bu kısa versiyon için anlatıma Şimdi arkadaşlar burada bana sorulan kısım bu noktadaki VD. Bu kez bir önceki soruda BGT alttaydı. Ceyfetimiz üstteydi. Bu kez ceyfetimiz altta. Ee, ve nispet, nispeten e, daha az kompleks duran bir soru. Çünkü burada G direktman topraklanmış. Ee, buradan da bir IB akımı bu kez açacak akacak. Voltage divider dediğimiz yani voltaj bölücü kısım yok. Şimdi benim öncelikle bana sorulan VD'ye bir şekilde ulaşan formülü yazmam lazım. KVL'yi yazmam lazım diye düşündüğümde benim işime gelecek taraf buradan buraya gitmek yerine buranın voltajını bildiğim için VBE'nin voltajını şu bölgeden gitmek daha akıllıca geliyor bana. Öncelikle bunu yıldız KVL'si olarak işaretledim ve bu KVL'yi yazdım. 16'dan yola çıktım. Önüme çıkan 470K ve base'den akacak akım IB olduğu için 470K çarpı buradan akacak akım olan IB'yi yazdım. Daha sonrasında ise buraya geldim. Bu kablonun ucunda da VB'yi çıkarıp ulaştığım nokta olan VD'yi eşitleyerek şu an VD ile ki bana sorulan... E, bu. Bununla ilgili olan denklemi hazırlamış bulunuyorum. Ama dikkat ettiğiniz zaman burada bilinmeyen iki tane var. Hem VD'yi bilmiyorum hem IB'yi bilmiyorum. Demek ki bunlardan benim IB'yi de bulduğum takdirde bana sorulan VD'ye ulaşmış olacağım diyorum. Daha sonrasında ise birinci bir KVL uygulayayım diyorum ve bir olarak yine aşağıdan başlıyorum bu şekilde diyorum ki daha rahat göründüğü uzunca yazdım. Bir nevi şu noktanın voltajı olan 0 volt'ta topraktan çıktım diyorum ve önümde bir nevi sanki burada da bir direnç olsaydı ki yok 0 ohm var. Onu da yazayım dedim hadi sizin için. Buradan akan akım IG ki kendisi 0'dır. E buranın voltajını yazmak istediğim zaman da 0 çarpı IG olarak yazıyorum ve daha sonrasında ise amacım buradaki toprağa kadar gelmek ki VGS'ye ulaşayım. En azından bir formülle bulunabildiğini bildiğim VGS'yi bir şekilde bu KVL ile elde edeyim. Amacım bu aslında burada. Bundan daha sonrasında ise buraya geldim. Buraya geldikten sonra da VGS'yi de çıkarttığım zaman bu bölgeye ulaştım. Bu bölgeden de akan akıma şöyle dikkat edecek olursak burada source kısmındaki akım IS ile ifade edilir. Ki buna eşittir ID de diyebilirdik. Çünkü IG0. Ama biraz sonra söyleyeceğim onu. Şimdilik biz bu bölgenin adı S olduğu için IS olarak yazdım ve IS çarpı 2.4 kilo ohm olarak yazıp en son ulaştığım toprağa tekrar işledim. Toprağı Çıktım toprağa kadar geldim ve geldiğim noktaya eşitledim bu şekilde. Daha sonrasında ise şöyle bir baktım denkleme bu kez de bu denklemde hem IS'yi bilmiyorum hem VGS'yi bilmiyorum. Fakat şöyle bir avantajımız var bu bölgede IS'nin G'nin sıfır olmasından dolayı direktman ID eşit olduğunu biliyorum. Yani IS eşit ID olduğunu biliyorum. Daha sonrasında ise D drain ile e emitter bölgesi aynı nokta üzerinde ve arada herhangi bir direnç olmadığı için ID'nin de IE'ye eşit olduğunu direktman görebiliyorum. Bir de fazlalık bir beta artı bir ile beta IB ile beta artı bir e, IB'nin çarpımının birinin IE birinin IC olduğunu bildiğim için sadece 80 çarpı IB ile 81 çarpı IB'nin yaklaşık eşit olabileceğini gördüğüm için hadi IC'ye de yaklaşık eşit olsun dedim. Ama bunu kullanmaya da ee, Biraz sonra göreceğiz kullanıp kullanmamam gerektiğini. Bu denklemde VGS'yi çekersek eğer 2400 IS yaptığını görüyorum. IS'nin de ID eşit olduğunu bildiğim için VGS'nin eksi 2400 ID yaptığını gördüm. Peki bunu niye ID cinsinden yazdım? IS'yi niye ID'ye çevirdim? Çünkü bu bölgede benim ID'nin eşitliğini VGS'nin ID ile olan eşitliğiyle tek bilinmeyeni düşürmüş oluyorum. Yani ne demek istiyorum? Bu bölgede ID eşittir e, çarpışu çarpı şu denklemde yerine koyarak diğer bilinmeyenleri yani nasıl yapıyoruz bunu? Burada VGS yerine ben sadece eksi 2400 ID yazarsam otomatikman tek bilinmeyeni düşürüyorum bu denklemi ve dolayısıyla ben buradan ID'ye ulaşabileceğimi düşünüyorum. Şurada gerekli sadeleştirmeleri yaparsak eğer denklemi bu hale getirebiliyorum. Sağ sonuna şuradaki iki kare e, karesini açtığım zaman şu parantez içerisinin e, şöyle bir denklem elde ediyorum ve bu denklemi de sadeleştirdiğimiz zaman en sonda sıfıra eşitleyecek şekilde e, hale getirdiğim zaman da bu hale geliyor denklem ve buradaki iki e, hesap makinelerinizle eğer yaptığınız zaman bu d'nin iki değeri gelecektir çünkü burada ax kare artı bx artı c formatında dolayısıyla iki tane değer elde ederim bu değerlerden biri 1.06 mA diğeri ise 2.621 mA peki bunlardan hangisi doğru d ona karar vermek için şu hemen şurada bize soruda verilen eksi 4 ile 8 mA arasından bir şöyle hat çizdiğimiz zaman ID'nin I_DSS değerine kadar 8'den eksi 4 ve p değerinden de buraya doğru çizdiğimizde şuna bakmamız lazım. Buradan ıd'ler ıd'nin eşit olan e şurada yazmıştık ya, eksi 2400 id şu bulduğumuz id değerlerini yerine yazıp vgs'leri buluyorum bu vgs'lerden biri eksi 2.544 diğeri ise eksi 6.29 geliyor e biliyoruz ki şu arada kalması gerekiyordu bu arada kalan hangisi arkadaşlar eksi 2.544 olduğu için doğru vgs ve id değerlerinin bu ikisi olduğuna bu şekilde karar veriyorum. Eksi 6.29 ise dışarıda kalıyor. Dolayısıyla doğru değerimiz eksi 2.544'e 1.06 mA. E şimdi buradan ben doğru ID1'in o zaman ID'ye eşit ID'nin ID1 i olduğunu buluyorum. ID1'in de biraz önce yani ID'nin de neye eşit olduğunu görüyordum. IE -E olduğunu biliyorum. Ve ben buradan ilk buradaki IB'ye ulaşmak için ne yapmam lazım? Bu kez buradaki beta'yı kullanıyorum. Nasıl kullanıyorum? Çünkü diyorum ki e, beta artı 1 IB IE'ye eşit. O da ID'ye eşit olduğuna göre. O zaman ID'de 1.06 mA ise e, beta artı 1 yani 81 IB e, eşittir 1.06 mA diyorum ve buradan IB'yi 13.086 mikroamper olarak buluyorum. E, madem IB'yi de buldum burada. IB'yi de bulduktan sonra arkadaşlar e, bu en baştaki yazdığımız denklem olan bu yıldız KVL'sinde sadece IB'yi e, bilirsem eğer tek bilinmeyen V'de olarak kalıyor ve buradan da V'de'yi çektiğimiz zaman arkadaşlar 9.15 volt olarak buluyor ve doğru sonuca ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Akıyor maşallah maşallah. Bu sonuçla da bu soruyu bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Başka bir videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.